Sevgili izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün size Akdeniz'in incisi Antalya'dan sesleniyoruz ve kuaför ve bakım sektörüne dair merak ettiğimiz tüm soruları İbrahim Bey yanıtlayacak. Hep birlikte izliyoruz. İbrahim Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim efendim. Siz nasılsınız? Bizler de sizi ve güzel Antalya'yı gördük, daha iyi olduk diyelim. Hoş geldiniz tekrardan o halde. Teşekkürler. Öncelikle biraz sizi tanımak istiyorum. Ne zamandır bu sektördesiniz? Yani 15 yılı geçkin bir süre sarf etmiş bulunmaktayız bu meslekte. Yani çok küçük yaşlarda başladık. Birçok hani alanda derecelerimiz, yani yarışmalarımız vesairelerimiz oldu. Bay bayan olarak başladık. Şu an sadece erkek bölümüne hizmet vermekteyiz. Güzel gidiyor. Çok güzel. Peki bunca yılın vermiş olduğu bir aşk zaten bu mesleğe var. Evet. Zaten birçok meslektaşımız gibi, bazı meslektaşlarımız gibi severek yaptığım mesleğim. Zaten aşk olmasa, sevgi olmasa bu meslek çekilmez. Gerçekten çekilmez. Bizde de öyle yani. Haklısınız. Peki sizlerden nasıl hizmetler alabiliyoruz? Şöyle söyleyeyim. Yani birçok alanda, yani cilt bakımından tutun, istediğiniz her türlü saç modeli, renklendirilmesi, yani düşünebileceği, müşterinin hayal ettiği ve istediği her türlü isteği yerine getirebiliyoruz burada. Yani biz size fotoğrafla geldiğimiz tabii zaman... Tabii ki. Birebir aynı şekilde. Lafınızı bağlıyorum, kusura bakmayın. Yani müşterinin anatomik şekilde kafa yapısı, vücut yapısı ve saç türü uygun olduğu sürece yani minimalize şekilde, en yakın şekilde o resimle beraber buradan mutlu bir şekilde gider. Çok güzel. Peki biz kadınlarda özellikle işte sezon trendleri, saç boyaları, işte renkleri, modelleri var. Erkekler için de bunlar var mı? Tabii ki. Yani tarz olarak trendleri takip eden birçok hem cinsi arkadaşlarımız mevcut, müşterilerimiz mevcut. Bayanlarda olduğu gibi erkeklerde de bu şekilde. Yani son zamanlarda günümüzün bu zamana yönelik perma dediğimiz işlem çok tutuluyor. Özellikle çok düz saçlı müşterilerimizde ve şekillendirmede zorluk yaşayan müşterilerimizin çoğu genellikle permayı tercih ediyor. Çünkü doğal şekilde saçlarını yıkayıp kurutup çıkabiliyorlar. Yani bunun dışında gri tonlar, açık tonlar güzel tercih ediliyor birçok müşterimize de. Tabii ki bu marjinalliğe açık insanların taşıyabildiği bir sistem. Herkes kaldıramıyor. Öyle. Bence de. Peki, burada fiyatlarınız her kesime, her bütçeye hitap edebiliyor mu İbrahim? Tabii ki. Yani biz zaten fiyat bazlı çok müşterimizi zorlamıyoruz. Yani bizim için öncelik olarak müşterinin isteği. Yani biz parayı ikinci hatta üçüncü plana atan kişileriz. O yüzden çok çarpmıyoruz yani. Birçok müşterimiz de fiyatlarımızı zorlamıyor zaten. Yani piyasaya uygun şekilde destek veriyoruz yani. Müşterimizin bütçesini zorlamıyoruz çok fazla. Çok güzel. Zaten salonunuz oldukça geniş ve büyük. Hı-hı. Ayrıca bahçeye masalarınız evet, var. Evet. Bahçe konusunda çalışmalarımız olacak zaten. Yavaş yavaş zamanla ilerleteceğiz. Çok güzel. Peki sizi neden tercih edelim? Sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz neler İbrahim Bey? Şahsım adına söylersek benim insanlara karşı bıraktığım pozitif bir enerji var. Yani gerek sohbet muhabbet açısından canı yakın ve kanı ısınan bir insanın çabuk ısınırım yani insanlara. Bu daha çok tercih ediliyor. İlk etapta bu etkiliyor zaten birçok müşterimi. Onun dışında zaten mesleki açıdaki yeteneğim ve tecrübelerim bunun devamını getiriyor. Zaten kuaförler bizim bir kez alıştığımızda bırakmayacağımız evet. insanlar olduğu için ilk izlenimi kesinlikle çok önemli zaten. Hı hı. Ayrıca zaten 2 haftada bir, 3 haftada bir her zaman olduğumuz yerler burası. Yani o şekilde. Çünkü müşteri alıştığı zaman gerçekten vazgeçemiyor. Özellikle bayan ve bay bölümünde
Hani erkekler evet çok fazla sık değiştirebiliyor ama alıştığı ortamı hani kesinlikle bırakmaz. Çünkü ben bu mesleğe başladığım andan itibaren 9 yaşında başladım. Tabii ki askerlik süreci vesaire derken arada verdiğim dönemler illaki oldu. Yani bu süreç başladığım günden itibaren bu zamana kadar hala gelen benim bırakmayan müşterilerim var. Yani tabii ki dükkan konumundan dolayı kaybettiğimiz müşterilerimiz de oldu ama olsun, kazandığınız tabii da ki illaki yeni hani birisi gidiyor, birisini kazanıyoruz. Yani bir müşteri kaybediyoruz, birisini kazanıyoruz. Aslında bir müşteri demekten ziyade ben dost demeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü biz müşterilerimizin hepsini burada müşterilerine dost olarak bakıyoruz. Arkadaş olarak yaklaşıyoruz. Tabii ki saygımızı asla bozmuyoruz. Yani arkadaşlarımız ve dostlarımızla güzel vakitler geçiriyoruz burada. İşte hani işlem esnasında sohbetimiz olsun, gülüp eğlenmemiz olsun. Yani eskiden mahalle berberi kültürü vardı. Onu bir tık modernleştirdik diyelim biz. Çok güzel. Peki bu kadar mesleğine aşık olan birinin kesinlikle geleceğe dair hedeflerinin olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Yani her sektörde işletme yapan ya da görev alan birçok insan gibi benim de hayallerim var. Bir noktaya kadar hayallerimin birçoğunu şu ana kadar gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Tabii ki aksaklıklar yaşadım. Bunlara tabii ki devam edeceğiz. En büyük hayalim yani kendi